Merhaba, ben Engin İslamoğlu. Yeşil Doğa programıyla yine karşınızdayız. Yine cennetten bir köşedeyiz. Arkamda ısırancı ormanlarını görüyorsunuz. Önümde de yaban mersinleri var. Bu bölgedeki insanlar yavaş yavaş tarım desenini değiştirmeye başladılar. Yeni seçenekleri deniyorlar. Bunlardan bir tanesi de aronya bitkisi. Bunu ekrana getireceğiz. Siz de yakında aronya ile tanışacaksınız. Aynı zamanda hardaliye. Kırklareli'nin önemli geleneksel içeceklerinden bir tanesi, köylerde yapılıyordu. Artık onlar da şişelenmeye başladı. Çünkü aronya ve hardaliyenin sağlığa iyi gelen özellikleri var. İşte bu hafta bu iki unsuru ekrana getirmeye çalışacağız. Tüm Anadolu kış hazırlığında. Kışı geçirecek enerji ve besin değeri yüksek gıdalar stoklanıyor. Üzüm de olmazsa olmazlar arasında. Yazın sofralarda tüketilen üzümün fazlası da kazanlarda kaynatılıp pekmez oluyor. Ama şimdi kazanlarda kaynamadan besine dönüşen geleneksel bir lezzeti hardaliyeyi size tanıtacağım. Trakya bölgesinde çok tüketilen ama diğer bölgelerde pek bilinmeyen bir tat. İlkem Özkaynak profesyonel eski bir futbolcu. Futbolu bırakıp köyüne dönmüş ve babasının başlattığı bu işi ileri götürmeye karar vermiş. Çocukluğunun tadını önce Türkiye'ye sonra dünyaya tanıtmak istiyor. Bunlar ticari amaçlı üretilen üzümler. Biz bunu hardaliyede kullanıyoruz. Hardaliye çok eski bir ürün. Aslında Osmanlılara kadar dayanıyor. 500 yıllık geçmişi var. Ya aslında üzüm şırası değil mi? Birazdan yapacağız zaten de. Tabii. Yapılışını da göstereceğiz. Üzüm şırası, üzümden yapıyoruz. İçine hardal tohum atıyoruz. Siyah hardal tohumu. O şeker fermentasyonunu engelliyor. Şeker alkole dönüşmüyor. İşte Osmanlılara dayanma sebebi bu. Müslümanlar alkol tüketmek istemedikleri zaman hardaliyeye çevirmişler üzüm şırasını. Bu eski geleneksel üzümlerimizden mi yoksa ithal mi? Şimdi zamanla değişik cinsler ekildi. Bu dünyada ekilen bir üzüm cinsi. Daha çok papaskarasından yapılıyormuş. Papaskarası cinsi diye bir üzüm var. Ondan yapılıyormuş hardaliye ama ondan sonra evrildi tabii. Biz daha böyle aromalı üzümler kullanıyoruz artık. Hardaliyeye de biraz daha lezzet katsın diye. Hardaliyenin üretimi kentteki bağcılığın başladığı yıllara kadar gidiyor. Kırklareli tarihte üzüm kent anlamına gelen Lozengrad olarak anılan bir şehir. Evliya Çelebi'nin notlarında bu bağlardan söz ediliyor. Sosyal ve ekonomik şartlara bağlı olarak kentte bağcılığın azalması hardaliye üretimini de etkilemiş. Son yıllarda tanıtım atağına yeniden başlanmasıyla hardaliye üretimi de artmış. Vişne yaprağı. Bu ne işe yarayacak? Hafif kurutulmuş bir vişne yaprağı. Bu hardaliyenin dengesini sağlıyor. Aroma veriyor. Aroma verecek. Çok önemli. Bu hardaliye. Bu hardal. Bu hardal. Çekilmiş hardal tohumu. Bunu nereden aldınız? Antep'ten aldık bunu. Eskiden var mıymış burada? Burada hardal yetişiyormuş. Yani üzüm, vişne yaprağı, hardal. Evet. Tamam. Şimdi hardalın en kalitelisini kullanıyoruz. Çünkü sinegrin maddesi çok önemli hardalya yapımında. Değil mi? Evet. Şekerin alkol dönüşmesini engelleyen hardal tohumunun içinde bulunan sinegrin maddesi. Ondan dolayı kaliteli hardal tohumu kullanırsak daha güzel hardalya elde edebiliyoruz. Biz bunu paslanmaz çelik kazanlarda yapıyoruz aslında. Tesiste gidince göstereceğiz. Burada uygulamalı olarak gösterelim istedik. İlk önce şöyle kat kat vişne yaprağı koyduktan sonra üstüne hardal atıyoruz. Altını şöyle dolduruyoruz. Bunlar üzümler makineden geçiyor. Makine bunları kırıyor. Saplarını ayırıyor. Bunları çatlatıyor üzümleri. Şeyin kazanın içine çatlamış halde bu şekilde dökülüyor. Kabuk ve çekirdeğiyle. Kabuğuyla beraber. Tamam. Kabuğuyla çekirdeğiyle. Çekirdek ve kabuk üzümün suyundan daha değerli. Atatürk mesela Kırklareli'ne geldiğinde zabıta çavuşu hardali ikram ediyor. Çok hoşuna gidiyor. Çok değişik bir şey olduğunu söylüyor. Ertesi gün tekrar bu sefer kendisi istiyor. Bunu diyor derhal milli içecek haline getirmenizi öneririm diyor. Aynen şeyde geçen kitaplarda geçen şekli bu.
Üzüm genel anlamda siyah üzüm çok tabii faydalı. Hı. Çok iyi bir antioksidan. Tabii çekirdeği falan da yerseniz tabii, ben çekirdek yerim mesela. Mesela çekirdeklerini de satıyoruz biz. Hı. Çekirdeklerini de ayrıyeten çekiyoruz. Burada şu anda çekirdeği her şeyle içinde zaten. Her şeyle içinde zaten çekirdeğinin gücünü de bunlar bekliyor. Hı. Çekirdeğin gücünü de suyuna almış oluyor. Yaklaşık kabuğunun rengini almış oluyor. Kabuğunun gücünü de almış oluyor. İki aya yakın bu şekilde bekletiliyor. Ha bu bir de bekleyecek. Tabii iki ay bekletiliyor. Fıçılardan bekleyecek. Yok paslanmaz çelik kazanlarda. Kazanlarda. Normalde nasıl bekliyor? Köyde kendiniz yapsanız. Köyde şöyle fıçılarda yapıyorlarmış. Onu biraz devir daim yaptırıyorlar bir dönem. Hı. Ondan sonra alttan alıyorlardı. Üstten su koyuyorlardı. Onlar suyla beraber karıştırarak içiyorlardı. Ha. O yüzden fıçı hiç bitmezmiş. Tükenmez derlermiş bir de eskiden buna. Tabii öyle bir özelliği var. Üstten o suyu koydukça daha sonra alana kadar o olurmuş zaten. Olurmuş. Ama yani bizim yaptığımız yöntemde kesinlikle içinde su, şeker, tatlandırıcı, eklendirici bulunmuyor. Dilerseniz tabii içerken yoğun gelirse yoğun bir ürün oluyor. Sulandırabilirsiniz. Sodayla seyreltebilirsiniz. Hmm. Tabii. Tamam. Şöyle size de ikram edelim ardalyemizi. Daha önce mutlaka denemişsinizdir. Bir kere içmiştim, beğenmemiştim. Şimdi yapıştan yapışılışa da çok fark ediyor. Zaman olarak da fark ediyor. Tabii. Yok böyle değildi içtim. Kesinlikle. Yok böyle değildi, bu çok güzel. Benim içtim daha böyle ekşimsiydi, bu hafif tatlı. Bardaklı mı? Nasıl, beğendiniz mi? Valla beğendim. Daha önce içtim böyle değildi. Size vermeyeyim, size vereyim. Böyle boğazda bir hafif yanma hissediyorsunuz. Hafif tatlı bir hardaldan mı yanma? Evet, hafif bir şekerimsi. Sanki hastalıklarda içilecek şurup gibi böyle. Evet, biraz öyle yani. Şuruba da benziyor. Üzüm kokusu var. Güzel güzel. Saf üzüm. Saf yani, üzüm. Saf üzüm. Bunu hafif soğuk içimi daha kolay olabilir. Yoğun olduğu için sıcak biraz zorlayabiliyor ama genel anlamda lezzetli bir üründür. Ya yani bunu içtiğimde şu anda bütün genizim yandı. Bu hardaldan dolayı mı? Evet. Hardal kaynaklı tabii. Biraz da üzümün şeyi de var tabii. Aroması da var. Ama yani böyle bayağı yakıcı. O hardal. O hardaldan tabii. Yani şeyi hardal burada geliyor. Tadı özelliği buradan geliyor. Evet. Evet. Hardalı yesin. Süper, çok geliyor. Nefis bir şey. Daha önce tattığımda hardal yoktu bence. Olabilir. Ya da azdı. Umarım hardalya yakın zamanda tüm Türkiye'de tanınan bir içecek olur. Biraz önce hardaliyeyi yaptık. Hardaliyeyi gördünüz. Geleneksel bir tat, sağlığa iyi geldiği için yavaş yavaş üretime geçildi. Ön plana çıkmaya başladı. Şimdi sizi Aronya ile tanıştıracağım. Bu topraklara özgü değil ama bu toprakları da sevdi. Şu anda Israncı Ormanları'nın ortasındayız. Vaha gibi bir yerdeyiz. Çok da yer belirtmeyeceğiz açıkçası. İnsanlar görünce buranın neresi olduğunu çok merak edecekler. O yüzden de yer belirtmeyeceğiz ama bulan bulmuş ve bu aronya bitkisini toprakla buluşturmuş ve burada hayat bulmuş. Sağlığa da iyi geldiği söyleniyor. Gerçekten de tadı da biraz önce tattım. Kekremsi bir tadı var. Olduğu gibi de yeniyor çünkü tamamen organik bir ürün. İleride yavaş yavaş sofralarımızda, marketlerde görmeye başlayacağız. Niye önemli? Gerçekten insan sağlığı açısından gerçekten önemli meyvelerden bir tanesi. Güzel tadı var. Bu sefer de karşımıza bir avukat çıktı. Avukat Sezgin Çakan boş zamanlarını değerlendirmek için Israncı Ormanları'nın içinde gözden uzak bir yer almış. Hobi olarak da birkaç aronya ağacı dikmiş. Ağaç bölgeyi Sezgin Bey de aronyayı çok sevmiş. Ziraatçı bir arkadaşım vardı. Onun tavsiyesi üzerine aronyanın insanlar için çok faydalı bir meyve olduğunu söyledi.
Bunun da ana vatanının Polonya'da olduğunu, Türkiye'de bilinmediğini ama yetiştirirsek bu işte önce olabileceğimizi söyledi. Ben de onun tavsiyesi üzerine ilk fidanları Polonya'dan ithal olarak getirttim bir denemek amacıyla. Yaklaşık bir 8-9 dönüm kadar bir arazide bir 3000-4000 fidanla başladık. Tamamen Polonya'daki ekime ve sıra aralığına, daha sonrasında makinalı tarımda yapabilecek seviyedeki bir dikime yöneldik. Bu dikimin sonucunda baktım ki bitkiler gerçekten ana vatanında olduğu gibi bu bölgeyi çok sevdiler. Başka Trakya bölgesinde deneme amaçlı yapılan yerler de oldu. Ama buranın bu ekolojik yapısı mı diyeyim, jeolojik yapısı mı, dere olması, suyun olması, bol miktarda olmasından dolayı buradakiler diğerlerine göre çok güzel gelişim gösterdiler. Gelişim gösterince bu sefer dedim ki yani biraz daha ticari amaçlı düşünelim, biraz daha büyütelim. Sonra tekrar bir 8000 tane kadar fidan ithal ettik. Yaklaşık 32 dönüm alanda şu anda aronya bitkisini ektik. Tabii ki bunun yaş tüketimi olarak bunun hemen tüketilmesi çok zor görülüyor. Yani Türk insanı bu tada pek alışık değil, bilmiyor. Bunu daha ziyade kanser hastası olanlar, şeker hastası olanlar tedaviye destek amaçlı kullanıyorlar ve bizden de talep ediyorlar. Ama biz bu ürünü insanların sadece hasat zamanındaki bir aylık ya da iki aylık dönemde değil de daha uzun vadede kışında tüketebilmeleri için Tekirdağ Bağcılık Enstitüsü ile bir çalışma içerisine girdik. Onlar bunu üzüm suyuyla karıştırıp aronya üzüm suyu karışımı halinde bir ürün çıkartacaklar. Yani normalde bunu yaş mı tüketiyorlar? Yani yaş meyve olarak bildiğimiz meyve. Elma, armut, erik nasılsa öyle yaban mersinine benziyor ama değil. O aileden çalıgiller ailesinden bu yine. Ama yaş tüketim biliyorsunuz ki yaş meyvenin dayanma süreci maksimum bir ay iki aydır. Ondan sonra tekrar bu meyveyi bulamayabilirsiniz. Kışın da insanların ihtiyacı var. Özellikle mesela ben geçen yıl çok tükettim bundan. Ve bağışıklık sistemimle ilgili hiçbir problem yaşamadım. Biraz böyle keklemsi bir tadı vardır ama bu her aronyayı bu şekilde yiyemezsiniz. Biz bakın başlamış artık buruşmaya. Tam hasat olgunluğunda bu şu anda. Çok güzel. Şekerlenme oranını ölçün. Bizim reflektometreyle sürekli olarak şekerlenme oranlarını da ölçüp ona göre hasata başladık zaten. İyi ki buralarda ayı yok. Ayı olsa burada duramazsınız. Abi ondan da kısmeti var. Yesinler ne yapalım yani yapacak bir şey yok. Bu doğayı herkesle beraber paylaşırız abi. Hayvanlarla çok doğanın tam ortasındasınız ya. Böyle. Doğanın ortasında doğaya uygun, insanlığa uygun bir ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Türkiye bu tadı sevecek diye düşünüyorum. Hiç ezilmiyor böyle güzel. Yok bir şey değil. Raf ömrü de uzun gibi. Şimdi şöyle bu şekilde bunu salkım olarak topladığınızda buzdolabının normal bölümünde yaklaşık 2 ay süreyle tazeliğini muhafaza ediyor. Yani, 2 ay süreyle? Tabii 2 ay kadar böyle muhafaza ediyor 4 derecede. Eğer bunu salkımdan koparıp da mesela direkt işlemeyeceksiniz, koparırsanız, direkt işleyecekseniz o zaman şey oluyor. Yani başlıyor bu şeylerden tabii bozulmalar yavaş yavaş. Mantarlaşmaya başlıyor. Ama bunu sanayiye gidecekse hemen kullanacaksınız. Yani böyle sapından koparacaksınız. Kurutma yapacaksınız mesela. Atıyorum suyunu sıkıp meyve suyu haline getireceksiniz. Hardaliye içtikten sonra insana bir enerji geliyor. Yorgunluğunuzu akşam anlayabiliyorsunuz. Güzel bir gün geçirdik. Umarım size keyif almışsınızdır. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede birlikte olacağız. Bu yerel tatları biraz ön plana çıkartmak lazım. Biz bunu tanıtmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Kaybolmuş tatlar yavaş yavaş tekrardan gün yüzüne çıkması gerçekten sevindirici. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Güzel bir kültürümüz var. Bunu yaşatmak lazım. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın. Yeşil Doğa @cnntürk.com adresinden, Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz.